Efendim merhaba. Sizinle iki konuda birlikte olmak istiyorum. Bunlardan birincisi Cumhur Reisi'nin efendim İsrail'in hedefinde Türkiye var cümlesi. Böyle, ama ben toparladım o cümleyi. Şimdi o konudaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Bunu ifade etmek doğru mu yanlış mı, niye bu söylendi? İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan bitenler ne oluyor ne bitiyor? Bir türlü durulmuyor. Bir de bu konudaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım sizlerle de ne görüşler gelecek. O zaman birinci konudan başlayayım. Efendim İsrail'in biliyorsunuz kuruluşu 1948 yılı. Orta Doğu'da daha buraya Yahudi nüfusunun taşınması daha eskiydi. Ama resmi kuruluş olarak söylüyorum. Efendim kuruluşun bunun ilk onaylayan kimdi? Amerika Birleşik Devletleri. Efendim bununla ticari ilişkiler kurulması konusunda karar veren kimdi? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, daha Stalin dönemi. Ha, İslam dünyası ya da Müslüman nüfus çoğunluklu olan ülkeler açısından ise ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Peki İsrail kuruluşundan itibaren siyasi haritadaki amaç hedefi neydi? Söyleyeyim ben size. Daha kurduruluşunda ABD açısından da kabul edilebilen husus şuydu ki İsrail'in toprakları, yani bu kurdurulmuş olan bu devletin toprakları genişletilecek ve gittikçe yayılacak. Zaten zaman içerisinde de bakıldığında artık o harita herkesin ezberlerinde, ezberinde olmayan arkadaşlarım için de rica edeyim internete girsin baksınlar yıl yıl sınırlar nasıl genişliyor. Peki o genişleme içerisinde hangi halk çok büyük eziyet çekti? Tabii ki Filistinliler. Buna karşı direnişler, bütün bunların hepsini biliyoruz. İşte Yasser Arafat, Leyla Halit çok önemli bir simgeydi bunlar. Efendim olimpiyatlarda şeyin kaldıkları, ne diyelim, bungalov mu diyeyim ya da İsraillerin kaldıkları köy mü diyeyim artık. Orasını basmışlardı. Orada bazı sporcular işte öldürülmüştü. Sonra uçak kaçırma olayları, eylemleri var. Leyla Halit ismi öyle çok simgelenmişti. Ve bu meseleler sürdü gitti. Sonra çeşitli içeride direniş örgütleri kuruldu. Fakat burada şöyle bir şey oldu. İşin içine İran karıştı. Şimdi İran karıştı. Burada İran'ın karışmasıyla beraber de ortalık karıştı. Niçin karıştı? Hep konuştuk ama bir kez anımsatmak amacıyla söylüyorum. İşte Şii... Hilali dediğimiz burada bir Şii yayılmacılığının peşine düştü İran 1979 sonrası sevgili arkadaşlar. Karşısında da Suudi Arabistan başta olmak üzere işte Körfez ülkeleri başta olmak üzere. Burada da bir de Sünni direniş söz konusu. O Sünni direniş meselesinde bir Müslüman Kardeşler Örgütü, İhvancı dünya görüşünü savunan Müslüman Kardeşler Örgütü ortaya çıktı. Bakın bir de o dünya içinde başka çatışmalara yol açıyor. Ve Mısır'da kurulmuştu biliyorsunuz ama daha sonraki süreçte işte Sisi darbesinin sebebi odur. Müslüman kardeşlerin iktidara gelmiş olması. Ve öteki Orta Doğu ülkeleri de bunlardan rahatsız oldu. Orta Doğu ülkeleri açısından baktığınızda hani Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı, işte Bahreyn'i, Katar'ı, uzun sözün kısası Körfez ülkeleri, bütün böyle değerlendirdiğiniz zaman Irak, Suriye, hepsinin ortak paydası bu örgütlerden kendi çıkar bağlamlarında, kendi ulusal çıkarlar değerlendirmesinde doğru olarak baktığımız zaman çeşitli şikayetleri var ve karşı duruşları var. En son geldiğimiz noktada zaten Ürdün'ün tavrı son derece net, Mısır'ın tavrı son derece net. İsrail'e tepki koymak, karşı koymak açısından tamam, Gazze'de olan bitenler tabii ki hiç kimse tarafından onaylanmıyor, bağışlanmıyor. O husus ayrı ama müdahalecilik meselesi. Şimdi bunlar olurken işte geçen programda da konuştuk. Kaç gündür hepinizin gözünüzün önünde efendim İran'ın füze saldırısı, ona karşı işte İsrail'in çok sert açıklamaları, Yemen'den gönderilen füzeler, yeniden Lübnan'dan atıldığı ifade edilen füzeler ve bildiğimiz bir gerçek var, çırılçıplak. O gerçek de şu: İran burada savaşın içine sokulmak isteniyor ama İran Cumhurreisi, yeni Cumhurreisi Pezeşkian ve açıklama yaptı ki ya biz savaş istemiyoruz, komşularımızla dostluk ilişkileri içinde yaşamak istiyoruz. Bunu söylemesinin sebebi hiç kuşkusuz ki İran'ın ekonomik olarak son derece güçsüz durumda olmuş olması. İran halkı da haklı olarak şunu söylüyor. Arkadaş diyor, sen içeride bu devrim muhafızları kanalıyla burada istibdat uyguluyorsun. En çok da kadınlara karşı büyük istibdat uygulanıyor. Dikkat ediyor musunuz? Bak Afganistan'a bak kadınlara, Pakistan'a bak kadınlara, buraya bak kadınlara. Onun için Türkiye bu laik cumhuriyetin değerini, kıymetini çok iyi bilelim. Özellikle kadınlarımız çok iyi bilsin. İşte şu yaşadıkları doğrultusunda olmak üzere. Şimdi İsrail bütün bunları yaparken Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Yaptığı açıklama neydi? Efendim biz de
tırnakça söylüyorum, tehlike altındayız. Ne olacak? İsrail Türkiye'de saldıracak. Türkiye'de İsrail'in hedefinde. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi geleneksel olarak tabii ki İsrail'in kuruluşundan itibaren ve daha sonraki uzun yüzyıllar boyu ve bugün de dahil olmak üzere İsrail'in işte kutsal kitabında söylediği şekliyle Anadolu'da dahil olmak üzere yayılma konusunda hedefleri var. İyi güzel. Şimdi bunun adına megalida, yani büyük ideal ya da büyük hedefler diyelim. Bu yalnızca İsrail'in değil, çok sayıda devlet içinde bu geçerlidir. Örnek, özür dilerim. Örnek vereyim, işte Yunanistan'ın megalidası var. Daha önce de bunu birkaç kere vesilelerle söz etmiştim. Burada işte bütün Ege Adaları işin içinde, Kıbrıs'ta dahil olmak üzere o megalidada İstanbul var. Daha önce Bulgaristan'da o savaş döneminde onlar için de İstanbul, işte Çarigrad, onların da Megalei dağlarında burası vardı. Türkiye'nin de Misak milli sınırları içerisinde, yani Türkiye'nin Megalei dağında da sevgili arkadaşlar neresi var? İşte Selanik var. Aşağıda bütün bu petrol havzaları dediğimiz Musul, Kerkük, Süleymaniye var. Yukarıda Bakü, yani Batum var. Ama bunları gerçekleştirmek kolay bir şey mi? Günümüz dünyasında artık bunların hepsi birer masal, birer rüya. Şimdi İsrail açısından bakalım. İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Önce bu soruyu bir soralım. Şimdi her devlete saldırır da arkadaşlar, saldırının arkasında bir mantık ve bir akıl olması gerekir. Şimdi İsrail bölgeye niye saldırıyor? Çünkü bölgedekiler güçsüz. İran üzerine niçin bütün bu operasyonları yapıyor? Yahu İran zaten ABD açısından da, ABD'nin periferisinde, bundan daha doğrusu ABD'nin kendi İlişki, ilgi, çıkar alanı içerisinde bulunan çok sayıda ülke tarafından da aynı şekilde bir yanıyla terörizmi, teröristleri besleyen bir ülke olarak ilan edilmiş olması nedeniyle zaten çok büyük sıkıntıda. Demin söyledim, bu Şia yayılmacılığı nedeniyle bütçesini ayırıyor olması, çok ciddi harcamalar yapılıyor olmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan çok ciddi sıkıntıda. Bir savaşı bir yere ilan edersiniz ama o savaşın sürdürülebilmesi için çok ciddi biçimde arkadan sizin ekonomik olarak desteklemeniz, savaş araç gereci açısından desteklemeniz gerekiyor. Bunlar da çok ciddi problemleri var. Dolayısıyla İsrail bunu biliyor. ABD'nin ambargosu var. Ayrıca İsrail'in arkasında ABD var ki yaklaşık olarak yılda nerede? Son işte daha birkaç gün önce 25 milyar dolarlık yine silah yardımı yapacağını ifade etti. İran açısından baktığınız zaman Hamas, Hizbullah, aşağıda Husiler, bak destekledikleri bunlar, ayrıca Suriye'nin içinde destekliyor, ayrıca İran'ın içinde destekliyor. Arkadaşlar, orası İsrail açısından kolay ve anlaşılabilir bir mesele, operasyon. Şimdi Türkiye'ye dönelim. İsrail'in Türkiye'ye böyle bir saldırı yapması açısından topraklarında gözü var mı? Her devletin toprağında gözü var. Onu ayrı tutuyorum. İşte o şeyle, tarihsel olarak da efendim din kitaplarında yazdıkları şekliyle de onlar orada kalır, onlar safsata. Asıl problem o Orta Doğu'da kendi, örnek Mescid-i Aksa falan, orası asıl büyük tehlike altında olan orası. Onları bir konuşmak gerekiyor. Türkiye konusuna sıra gelince şöyle özetleyeyim ve toparlayayım. Bakın şimdi arkadaşlar, İsrail Türkiye'ye bir kara harekatı mı yapabilir? Tanklarıyla mı girebilir? Allah'ınız aşkına araştır. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Efendim uçaklarıyla saldırır. Türkiye'nin elinde de uçakları, hava filoları gücü var. Türkiye'nin eli armut mu topluyor? Türkiye'nin ona mukabele edeceğini bilmiyor mu? Eğer şu söyleniyorsa, bak şu söyleniyorsa. Eğer diyorsa ki İsrail, Türkiye kardeşim Hamas'ı destekliyor. Türkiye Hizbullah'ı destekliyor. Bunları biz terörist örgütler olarak ilan ettik. Bunlar bizim işte ulusal çıkarlarımıza aykırı olarak hareket ediyor. Öyle tehlike yaratıyor, böyle tehlike yaratıyor. Şimdi ben de Türkiye'ye bir göz daha vereceğim ve ben de Türkiye'yi tehdit edeceğim. Türkiye'ye diyeceğim ki arkadaş, senin başında da PKK, YPG bilmem ne böyle bir bela var. Ben de şimdi bunları destekleyeceğim. Ben de bunları terör örgütü olmadıklarını ilan edeceğim. Ben de bunların terör örgütü olmadığını kabul edeceğim. Çünkü ABD PKK'yı terör örgütü olarak görüyor. YPG, PYD, yani bu uzantıları terör örgütü olarak görmüyor. Ben de bunları görmeyeceğim. Ve bir de bir açıklama yaptılar hatırlarsanız bir iki gün önce. Dediler ki biz burada Türk etnik kimliğini, daha doğrusu Türk halkı, Kürt halkını, özür diliyorum. Bir daha cümlemi toparlıyorum. Kürt etnik kimliğini, Kürt halkının varlığını kabul ediyoruz. Onlara karşı herhangi bir biçimde husumetimiz, eylem düşüncemiz falan böyle şeyler yoktur. Durum böyle olunca evet, Türkiye'nin aleyhine bu. Bak Türkiye'nin aleyhine. Çünkü Suriye'nin kuzeyi. O zaman Türkiye'nin bunu
bertaraf edebilmesi için, eğer Türkiye bunu bir tehlike olarak görüyorsa ki, evet böyle bir akıl yürüttüğünüz zaman böyle görünüyor. O zaman Türkiye'nin acil olarak çok geç kalınmış Beşar Esad'la masaya oturması şarttır. Ama öte yandan bir sen bunu getir buradan bu kadar milyonlarca kaçkını al içine. İçlerinde ne olduğu belli değil. Bak İsrail bir, İran'ın kılcal damarlarına sızmış mı? Sızmış. Bütün istihbaratı, siber istihbaratı, teknik gücü her şeyle, bütün orada mı ajanlarıyla, casuslarıyla? Aynısı Hizbullah'ın içine sızmış mı? Hamas'ın içine sızmış mı? Kardeşim, Türkiye o milyonlarca insanı aldı oradan. Birinci gün söylediğim için bugün göğsümü gere gere söylüyorum. Birinci günde şunu söyledim. Bu aldıklarınızın ne olduğunu biliyor musunuz? Bunların içindeki işte casusu, ruhu satılmışı, başka devletin ajanları, onlara hizmet edecek olan. Parayı kime verirse hizmet eder kardeşim. Biliyor musunuz bunları? Ha, yarın öbür gün eğer Türkiye'nin böyle bir korku, kuşku, endişesi varsa Cumhurreisinin, o cümle bana göre son derece yanlıştı zaten. Geri dönüp buna bakacak. Bu stratejik yanlışlığı niye yaptılar ve yapmaya niye devam ediyorlar? Bak diyor ki Irak'tan 15 yaş dahil, 15 yaş altı, işte 50 yaş üstün bunları alacağım. Neyi alıyorsunuz ve ne amaçla aldığınız, bunların ne olduğunu biliyor musunuz? Bunların nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? Bütün bunların hiçbirisini bilmiyorsunuz. Peki Erdoğan böyle bir cümleyi niye kurdu? Bir, Erdoğan'ın önüne danışmanları bunu yazıp koyduysa ve bunu uluslararası ilişkiler açısından, demin söylediğim o çekince kısmı hariç olmak üzere yorum kısmı, bunu yaptılarsa bu son derece yanlış. Eğer Erdoğan bunu iç politikaya yönelik olarak kendisi söylüyorsa, danışmanları ona böyle bir şey önermediyse, o zaman şunu yapmaya çalışıyor. AKP'nin puanları bütün kamuoyu araştırmalarında düşüyor. Kendi puanları da düşüyor. Ha, bu demek değildir ki seçimde efendim Erdoğan kaybedecek ya da işte AKP %30'un altına düşecek. Bunların hiçbirisinin garantisi yok. Yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü CHP'nin Özgür Özel'in yaptığı bu yanlışlar artık var ya, Ağrı Dağı'na tırmanıyor. Yani buradan ne sonuç çıkar o da ayrı bir şey de. Bütün o yanlışların sonu, bir programda özel olarak onları tek tek ele alıp yorumlayacağım zaten efendim. Ama İç politikada Saadet Partisi'nin tabanını öteki muhafazakar tabanı, yani eski Milli Görüş ve onun o tabanının mensuplarını, AKP'nin kendi içerisinde çok rahatsız olan unsurları, geçen seçim sandığa gitmemiş olanları, rahatsız olanları, bu ekonomiden çok çekenleri, müstahaklar gerçi ama ayrı bir şey. Efendim bütün bunların hepsini konsolide etmek, yani bunları yeniden toparlayabilmek amacıyla bunu söylüyorsa, evet bunu iç politik amacıyla söylüyor. Bu tutar mı efendim, para eder mi? Bir kısmıyla eder, evet. Bir kısmıyla eder çünkü bu kesim için efendim işte İsrail tarihsel bir düşman. Ona söyleyecek hiçbir lafım yok. Bu her zaman için biliyorsun bu muhafazakar kesimde bu para ediyor. Ama öte yandan şunu düşünelim, şöyle toparlayayım bu konuşmanın sonucu açısından. Efendim Türkiye'ye İsrail askeri olarak, askeri anlamda saldırır. Türkiye bu anlamda bunun hedefidir. Efendim bunu kim söylüyorsa gerçekten akıl dışı bir konuşmadır. Sebebini söyleyeyim. Basit bir sebebi var. Türkiye NATO üyesi ülke. NATO üyesi olmuş olması ne demek? Beşinci madde ortada. Üç de ortada. Yani öteki maddelerde baktığınız zaman görürsünüz ama artık herkes ezberlediği için söylüyorum. Çok sık dile getirildiği için televizyonlarda. Orada ne diyor? NATO üyesi olan bir ülkeye NATO dışında başka bir ülke saldıracak olursa, böyle bir askeri harekata kalkışırsa, NATO'nun öteki ülkeleri de o üçüncü ülkeye karşı ortak harekat eder. Düşünün şimdi İsrail'in böyle bir şey yapma gücü var mı her şeyden önce Türkiye'ye karşı? Türkiye'ye karşı yok. Ya Ürdün'e bile yapmayan İsrail. Söyler misiniz bana? Ürdün'e bile yapmayan İsrail. Neyi konuşuyoruz ki biz? Yani şu anda yapsa Suudi Arabistan'a yapar. Ya da neyse onlar, ama tabii çok akıllı dış politika ve ülke çıkarlarını öne aldıkları için dikkat edin hiçbirisi örnek Filistinlere din kardeşimiz falan lafını kullanmıyor. Üstelik hepsi baktığın zaman evet çeşitli iklimlerin Arapları olmakla birlikte siyasal anlamda, siyasal etnik kimlik anlamında bile birbirlerine sahip çıkmıyorlar. Bir tek bu lafı kullanan Türkiye'dekiler. Tamam din kardeşlerimiz. Hristiyan dünyasına bak, hiç kimse birbirine din kardeşim lafını kullanmıyor. Ta bunlar orta çağın da arkasında kaldı. Ama Türkiye orta çağda da yeni yaşıyor olmuş olması nedeniyle içeriği konsolide etmeye çalışıyor. Uzun sözün kısası, bu İsrail ile ilgili Cumhurreisinin yapmış olduğu açıklamanın ben çok akıllı açıklanabilir bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Bunu burada noktalayayım. İkincisi, geleyim şimdi Özgür Özel'in tavrına. Bu çok konuşuluyor bir şey. Efendim bakın, bir Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı oldu ama ne yazık ki Özgür Özel bir lider olamadı. Liderlik niteliklerinde bir türlü ortaya koyamıyor ve taşıyamıyor. Çok tuhaf. Bak Amerika Birleşik Devletleri gezisine geri dönün bakın.
Onu oradaki Türk evinde salon açmamışlar. Mecburen Türk evinin önünde konuşma yapıyor. Ama orada kalkıyor diyor ki işte efendim milli konularda biz aynen iktidarla birlikte hareket ederiz. Onu yaparız, bunu yaparız. Şimdi bütün bunların hepsini oturup bir gözden geçirmeleri lazım. Yanında kıymetli danışmanları var mı? Yanında danışmanları var. Kendisine yeni bir ekip kuruyor. Şimdi öğreniyorum ki daha önce Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal döneminden itibaren ABD'de bir temsilcileri vardı. Yurter Özcan. Bu uzun yıllar CHP'nin ABD ile olan ilişkilerini düzenleyen, işte CHP'nin oraya seyahatlerini düzenleyen kişiydi. Randevuları bilmem neleri oluşturan kişiydi. Kemal Kılıçdaroğlu'na hatırlayacaksınız daha önce çok büyük yanlışlıklar yapılmıştı. Amerika'ya ona bir organizasyon yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu kelimenin tam anlamıyla rezil oldu. Adamı rezil etti. Bıraktılar onu tatiline gitti. Randevular oluşturulmamış. O zaman Yurter Özcan bu çocuk demişti ki sakın gelmeyin ama ona rağmen onu kim yaptıysa onları yaptır. Diyorum ya rezil etti bıraktılar adamı aynı şekilde geri döndü işte Almanya'ya seyahati de aynı işler yapıldı. Şimdi burada da bu konu her ne kadar burada bu Sosyal Demokrat Partiler toplantısına gittiyse de o da New York'ta yapılması da çok enteresan bu büyük şeyin kongrenin. Efendim buradaki ilişkiler açısından baktığımızda da Özgür Özel boşa düştü. Tamam bir şeyin Barış Terkoğlu'nun makalesinden okudum öğrendim ki evet hiçbir ilişki kurmamışlar. Şeyle bu Özcan Yurter'i bu çocukla hiçbir ilişki kurmamışlar. Tamam anlaşılabilir çalışmak istemeyebilirsiniz. Son seçimde oradaki Türkler %85 oy vermişlerdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Efendim içeride ne oluyor ne bitiyor bilmiyorum ama orada anlatılan yazının başlığı da çok çok ilginç. Görevde Yurter'in görevden alınmasını bizzat Erdoğan'ın kendisi istemiş. Çünkü partiden işte birileri, sözü geçen birileri bunu söylemişler. Şimdi tekrar geri döneyim. Özgür Özel'in davranışları açısından yorumlayayım. Biliyorsunuz Cumhur Reisi işte gelip meclis açılışında konuşma yapacaktı. Bir karar dediler ki biz işte burada parti kararı almıyoruz. Yani isteyen katılır, isteyen katılmaz. Katılanlar ayağa kalkacak. Bakın arkadaşlar. Ve İşin tuhaf tarafı kendi takımı yani kendi kurmaylarıyla bile ters düştüler bu konuda. Şimdi arkadaşlar siz bunları yapıyorsanız nasıl inanacak bu seçmen size? Yani muhalefet kendisine çeki düzen vermediği sürece, muhalefet doğru düzgün stratejiler belirlemediği sürece, muhalefet sevgili arkadaşlar politikalarına halkı inandırmadığı sürece bu iş böyle devam edip gidecek. Herkes dert yanmaya devam edip gidecek. Şimdi düşününüz oraya giriyor. Girdi. Tamam tek başına sen parti başkanı olarak ayağa kalkıp sen tek başına kalksaydın. Şimdi bir kısmı mecliste oturdu girmediler. Bir kısmı girdi. Ne oldu? Partinin içinde şu anda ikilik var ve Özgür Özel'e karşı müthiş bir güvensizlik var. Öte yandan partiye bir bakıyorsun. Partinin içi dört parça. Kemalciler, Özgürcüler, Ekremciler, Mansurcular. Şimdi Cumhurbaşkanlığı daha ne kadar erkenken Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması var. O olacak, bu olacak, şuna gelecek gibi. Hep bu programları saçma sapan bizi hala konuşturtuyorlar bu kadar erken zamanda. Konuşmamız gereken başka hususlar varken. Ha şimdi ne olacak sorusunun yanıtı. Bakın her partinin Amerika Birleşik Devletleri'nde, her partinin Avrupa Birliği nezdinde sevgili arkadaşlar ilişkilerini düzenleyen, programlarını düzenleyen tabii ki temsilciler var. Ve bu temsilcilere aylıklar ödeniyor. Bildiğim kadarıyla şeyde işte Yurter'e bu çocuğa da bildiğim kadarıyla daha önce bana söylenmişti. $6,000 bunu çocuğa aylık ödeniyordu ama orada işte kira var. Orada bunlar bir vergiye mergiye de tabi bu işler. Efendim oradaki organizasyonlara paralar harcanıyor falan. Orada ben okudum Barış'ın makalesinde. Ben de konuşacağım kendisiyle ama çok zamanım olmadığı için konuşmadım. Konuşacağım şimdi. Efendim bütün o aylık ödeniyor ama oradan harcamalar yapılıyor. Bir yıldır cebinden harcamalar yapıyormuş. Çünkü parti ona para göndermiyormuş falan. Ha, bunlar çok anlaşılabilir. Yeni bir ekiple çalışıyor olacaktır. Ama arkadaşlar buradan kalkıp Amerikalara gidiyorsunuz. Ne sizin randevularınız belirlenmiş, hazırlanmış. Ne orada kimle konuşacaksınız? Hangi konuları konuşacaksınız? Demokratlarla mı konuşacaksınız? Cumhuriyetçilerle mi konuşacaksınız? Gündeme neyi getireceksiniz? Bunların hepsi yalap şap gidiyor.
Zaten Kemal Bey'in son döneminde başlamıştı bu yalapşaplık, efendim bu sarsaklık. Bu sarsaklık halen devam ediyor. E şimdi buradan da geri dönüp gelecek açısından mutlu olabilir misiniz? İşte son cümlemi de ifade edeyim. Tabii ki bunların analiz ve yorumlarını tabii ki yapmaya devam edeceğim. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi için sıralayacağım. Sıralayacağım. Buradaki işte yanlışlıklar ne? Buradaki danışmanlar kim? O danışmanlar ne yaptırtmaya çalışıyorlar? Ve kalkıp diyor ki Özgür Bey, Kemal Bey için yanında diyor artık öyleleri var ki geçmişte ona çok hakaret, küfür ediyorlardı. İşte şimdi onun yanındalar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensup olmayanlar da orada falan. Böyle laflar ediliyor. E geri dönüp Cumhuriyet Halk Parti'nin kendi içine de bir bakılıp çeki düzen verilmesi gerekir. Bu gidişle herkes de ama umudu unutmayın ki bitirteceksiniz. Özgür Bey, unutmayın ki bunu bitirteceksiniz. Yazık olacak. Yazık olacak. Ha, ama niyetiniz buysa, oturup anlaşma yapmışsanız, kendi kişisel ikbaliniz için oturmuş birileriyle pazarlık yapmışsanız, günahınız boynunuza olsun. Onları da bilmiyorum ama unutmayınız ki gök kubbe altında hiçbir şey sır olarak kalmaz. Her şey ortaya çıkar. Bu konuları tabii konuşmayı sürdüreceğim. Bir çok kısacık bir cümle. Sinan Teş cinayetiyle ilgili. Evet, ilk etapta tetikçiler denilenler cezayı aldılar. Ama tetikçilerin arkasındaki hep söz edilen büyük kitle, yani siyasetçiler. Gerçi orada iki kişi, üç kişi var. Yine hani eski Ülke Ocakları bu yönetici falan olmuş olan böyle ünvanları var onların. Ha, ama bunların arkasından ne çıkacak, ne edecek? Bir de çok büyük ayıp, utanç verici bir şeydir. Sinan Ateş'in bacısının gelip orada bir Ülke Ocaklı, işte ne Çubuk Ülke Ocakları Derneği mensubuymuş, başkan yardımcısı mıymış, neymiş, gelip onu itmesi, itip kalkması, o yaşlı zaten yüreği yanan anayı yeniden perişan etmesi, ağlatması, bu utanılacak bir şeydir. Yani şöyle bir durum mu var ya? Yalnızca gücünüz kadınlara mı yetiyor? Yazıklar olsun. Afganistan'da güç kadınlara yetiyor. İran'da güç kadınlara yetiyor. Orta Doğu'ya geliyorsun, güç kadınlara yetiyor. Yani Hamas'ı, Hizbullah'ı, Müslüman kardeşleri, Husileri, güç yalnızca kadınlara yetiyor. Bizim bu işte bazı cemaat mensupları, bu siyasal İslamcıların da kadınlara gücü yetiyor. Ama ülkücü, kendilerine milliyetçi diyenlerin de meğer gücü kadınlara yetiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk arkadaş. Bu da utanç verici bir şeydir. Umarım ki kalkar özür diler. Özür diler. Yaptığım, bağışlayın cümlem için beni, yaptığım bir eşeklikti. İşte ben de heyecana kapıldım. Yoksa elim kadına kalkar mı? Üstelik de Ülke Ocakları Genel Başkanlığı yapmış birisinin bacısına, anasına benim elim kalkar mı? Hay Allah, keşke elim kırılsaydı da bunu yapmasaydım der. Umarız. Der mi? Ne bileyim ya. Zor.